Eyvallah hocam. Şimdi İslam dünyasında bu Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden tabii bir tartışma da var alttan alta. Nedir o? Şimdi tabii Zelenski işte Soros demek, arkasında Amerika, NATO, Avrupa Birliği ülkeleri söz konusu ve tam Ukrayna'nın istediği bir desteği almış olamasa da pozitif anlamda moral motivasyon olarak Zelenski'nin yanında olduğunu ilan ediyorlar. Bir yandan da tabii Rusya söz konusu. Şimdi hani Çeçenlerin kukla lider Kadirov üzerinden açılışta da söylediğim Çeçenistan müftüsünün şu ifadeleri NATO zulmüne karşı, Amerikan emperyalizmine karşı Rusya'nın safında yer alacağız ve en büyük cihattır. Şimdi bugün Türkiye'de de bu tartışılıyor. Hani Avrasya ekolü Rusya üzerinden Putin üzerinden Avrasya ekolü mü yoksa Ukrayna üzerinden NATO ve Atlantik ekolü mü? Tayyip Erdoğan biliyorsunuz Başkan Erdoğan biz ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyiz dedi. Hani bir denge politikası yürütmek adına. Tarihi perspektif okumalarını size ne söylüyor? Yani Rus gavuru mu daha zalim, Amerikan gavuru mu daha zalim? Şimdi hangisini seçeceğiz? Yani tercih etmek zorunda kaldığımızda Nemrut mu, Firavun mu desek, hani ne yapacağız? Ehveni Şer'i mi tercih edeceğiz? Yani Rusya bize tarihte defalarca karşı karşıya kalmışız. Defalarca harp etmişiz. İstanbul'un yakınlarına kadar bu adamlar geldiler biliyorsunuz. Şimdi bu adamların önünde nereler hedef? Onlardan bir tanesi Ukrayna'ydı, engel. Onu kaldırıyorlar. Yani kaldırırlarsa Karadeniz'de hakimiyetler bunların artacak. Ve sonra İslam beldeleri, Türkistan bölgesi bunların hedefi oradan Türkiye'nin üzerine yürümek isteyecektir. Yani elbette biz ne Amerika'nın yanında olacağız ne Rusya'nın yanında olacağız. Biz Osmanlıyız. Biz tarihin en büyük devletlerini kurmuş bir ümmetin, milletin evladıyız. Selçuklu varken onun mikyasında bir devlet yoktu. Osmanlı varken onun mikyasında bir devlet yoktu. Güçlü olduğu zamanları kastediyorum. Ama Birinci Can Harbi'nden sonra yeni dünyayı kurdular. O dünyanın öncesinde Fransa vardı, sonrasında var. İngiltere öncesinde vardı, sonrasında var. Rusya öncesinde vardı, sonrasında var. Ama bir devlet yok. Osmanlı yok. Osmanlı'yı yok ettiler. O topraklar bizim topraklarımızdır. İslam beldeleridir. Dedemizin kanı, dedemizin teri oralara düşmüştür. Bugün Ukrayna mazlumdur. Elbette yani Rusya'yla bugün için harbe girmek stratejik olarak doğru bir hadise değildir. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İnna Allaha yuhibbu igâtetel melhufi. Allah Azze ve Celle mazluma muzdaribe yardım etmeyi sever. Ve in ahadun minel müşrikine stecâreke feecirhu hattâ yesma'a kelâmallâhi thumme eblighu me'mene. Yani bir müşrik bile olsa yardım istediğinde Müslüman ona yardım eder. Bugün askeri manada Ukrayna'ya yardım yapmamız doğru olmaz. Ama benim gönlüm tabii neden yanadır? Rusya'nın hezimetinden yanadır. Neden? Çünkü Rusya buradan bir zaferle çıkarsa yarın yeni bir hedef var. O hedef de muhtemel bir İslam toprağı olacaktır. Nasıl 1994-96 bir hezimeti yaşamıştı Çeçenistan'da. İnşallah buradan bir kayıpla geri çekilir de Rusya uzandığı yerlere uzanamaz. Peki Rusya geri çekilirse ne olur? Amerika ile Çin karşı karşıya gelir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İnna Allaha yuayyidu hadad din bir raculil facir. Allah Azze ve Celle bu dini bazen facir bir adamla teyit eder. Yani Amerika, Çin baş başa kalırlar. Onlar birbirine girerlerse
ki Amerika şimdi Okyanus'tan, Hindistan'dan, Japonya'dan Çin'i kendince kuşatma altına alıyor. Gücünü daha çok oraya kaydırıyor. Yani burayı daha çok ekonomik olarak Rusya'yla bir mücadelenin içinde. Eğer burada Rusya'nın bir çöküşü başlar, Amerika Çin'le birbirine girerse, işte Anadolu kıtasından ümmetin beklemiş olduğu o büyük uyanış, büyük diriliş, biz İslam'a dönersek, biz Hazreti Kur'an'a dönersek o büyük uyanış başlar. Yani İmam Şamil 13 bin metrekarelik bir yer Konya vilayeti kadar ya Rusya'yı dize getiriyor. Cevher Dudayev Müslümanlar dize getiriyor da nasıl oluyor da şimdi bu kadar Müslüman Rus kafirinden çekiniyor? Neden? İman zafiyeti var. Hı. Ama o Dudayevlerde, Basayevlerde, Selivan Yandarbiyevlerde, Maşadovlarda, Aslan Maşadovlarda bir tasavvuf, bir iman, bir aşk, bir vecd vardı. Onunla direndiler, destan yazdılar. Eyvallah. Yani azlar nasıl çoklara galip olur? Alparslan'ın ordusu bir rivayette 12 bin, bir rivayette 20 bin, hadi 30 bin olsun. Karşıda 200 bin kişilik bir ordu var. Matematiksel olarak baktığınız zaman Doğu Romanlı ordusuna karşı Muhammed Alparslan'ın Malazgirt'te zafer kazanması mümkün mü Bülent Bey kardeşim? Tabii, zahiren değil. Yani.